Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ilk kez şu bizim meşhur tövbe estağfurullah serisi için 3 tane tövbe estağfurullahlık ürün bulduk. Hadi bir yarı tövbe estağfurullah olsun. Ama şu ikisi banko tövbe estağfurullah. Kesin. Hangisiyle başlayalım? Yarı tövbe estağfurullah değil, esas tövbe estağfurullah. Tam tövbe estağfurullah. Aynen, bununla ben bunu başlayalım. Gördüm, tövbe tövbe diye dolaştım o işte ya. Böyle mi geldi direkt? Bu direkt kutusu mutusu yok. Ben bunu yemin ediyorum yolda bulsam ne olduğunu bulamazdım ya. Ben abi hiç ellemezdim bile kutuyu. Ama biraz bir cips var ya, o cipsin şeylerine benziyor. Bir affedersin şeye benziyor. PUBG oynayabileceğin eldiven. Evet. Ben ona benziyor. PUBG oynayabileceğin eldiven. Şimdi şöyle hızlıca kutu açılışını yapayım arkadaşlar. Yaptım. Kutu açılışı bitti. Kutunun üzerinde sadece Made in China yazıyor. Zaten. Daha hala ürünün ne olduğunu söylemeyen bizleri de kutluyorum arkadaşlar. Bu ürün şu. Oyunda telefon ekranına en çok dokunduğunuz parmağınıza takıyorsunuz ve bu ürün sizin parmağınızın terlemesini engelliyor. Aldığımız yerde bizimle dalga geçtiler Çağdaş. Sanmıyorum. Bayağı satılıyor kendisi 999 TL'ye. Ama niye sen o parmaklarını taktın? Hangileri takacağım ki? Böyle takacaksın. Şunları mı takayım? Çalışıyor. Yani bir ellerim çok terliyor. Ekrana dokunuyor. Vıcık vıcık oluyor. Affedersin. Takınca şu an terlediğini hissettim parmaklarımı. Zaten mantıken beklentimiz o yöndeydi. Bir kere bana soracak olsanız bütün parmakları şu an bayağı rahatsız oluyor. Abi inanılmaz. Tıklamada herhangi bir sorun var mı? Ya hiçbir sorun yok. Cayır cayır çalışıyor ama gereksiz. Ben zaten parmağımla da aynısını yapabiliyorum ve parmağım yarım saatte oynasam terlemiyor. Zaten ama parmak senin terlemez terlemiyor. Ki. Parmak hayır. Avucun içi terler. Onu anlarım. Ama parmak terlemez abi. Uzun süre ekrana basınca da terlemez. Parmağı terleyen varsa yazsın arkadaşlar. Mesela parmak ter kokar mı? Kokamaz. Ürün cacık, ben bunu çıkartıyorum. Acıdı oğlum, elim acıdı. Hayır, biraz daha artık kullan. Biraz daha kullan. Parmak sen kullan çok istiyorsan. İçinde terlemiş, evet, parmak terlemesi varmış, doğru. Arkadaşlar kesin sonucu bildiriyorum. Google'da parmak terlemesi diye bir şey bulamadım. Bilen varsa da yazsın aşağıya. Tövbe estağfurullah ama işlevi... Şunu en sona saklamak istiyorum. Bu dünyanın en değişik inovasyonu. Ben daha değişiğini görmedim dünya üzerinde. Biz şurada tövbe estağfurullah bir kılıfımız var. Ona bakalım arkadaşlar. Bu kılıfın olayı şu. Bu arada şunu 10 liraya aldığımı söylemiş miydim? 9.99. Tamam. Bu kılıf da 100 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizdeki iPhone 10 modeli gelmiş bize. Kılıfın olayı arkasında ters dönmüş bir tetris var. Ha, kamera var. Mesela içinde. Diyelim ki telefonda hiç oyun kalmadı. Markette de hiç oyun kalmadı. Dünya ya üzerinde da... oynayacak bir oyun kalmadı. Oğlum niye ödüyorsun? Tetris oynayanlar var. Tamam ama markette Tetris var Çağdaş. Ya da telefonun şarjı bitti. Hop, alıyorsun telefonu, ters çeviriyorsun. Buradan açıyorsun. Ulan biz bayağı kazıklandık bugün galiba Çağdaş. Ben öyle hissediyorum. C var, D var, E var, F var. Ne yapıyorsun abi sen şu an? Alfabeyi öğretiyorum. A geldi Tetris. İşte Tetris şu an. Evet dur. Bak şurada SP, Start, Pause dur muhtemelen. Aha bastıkça değişiyor oğlum, böyle Tetris mi olur ya? Bu tank, bu belli. Nasıl tank? Bir oyna bakayım sen şu tankla. Evet, bu gerçek bir tank. Ben bu kılıfa o kadar eksi puan vermiyorum ya. Enteresan bir ürün. Şöyle, fiyatı çok pahalı. 5 lira olsa alırım. Bitir bakalım, ne zaman bitecek? Çağdaş bitmeyecek. Oyun sonsuz olabilir. Neyse ya, böyle işte. Fena değil. Ama hani böyle şeylerin meraklısı birine bence alınabilecek güzel bir hediye ya. Yani değişik bir ürün en azından. Ben ilk defa gördüm yani. Ben bunu hediye olarak alsam bayağı hayal kırıklığı yaşarım ama. Ben de üzülürüm. Çok üzülürüm abi. Neyse biz şimdi arkadaşlar bu videodaki en inovatif ürüne gelelim. İnovatif nasıl da? Telefon holder. İşte bir şey tutuyor. Tövbe estağfurullah demek gerekirse bu işte tövbe estağfurullah. Bu bayağı tuhaf bir ürün. Şurada gördüğünüz gibi bu ikisinin arasında telefonu yerleştiriyoruz. Tahminlerimiz üstüne burada bir sensör gibi bir şey var abi. Bu... Yok. Oğlum sensör gibi bir şey olması lazım içine. Ki o işlevini yerine getirebilsin. Tamam. 3 tane kalem pille İçine çalışıyor. İçine bakarız. Sanki sensör görse anlayacak. Neyse. Sensör bizim işimiz oğlum. Şöyle arkadaşlar, bu bildiğiniz 3 tane ince pille çalışıyor. Amaç ne amaç? Bak bana söylüyorsun, kendin amacı söylemedin daha. Hocam bu titreşimli bir şey. Sana alet cevap versin. Bak buraya basınca da geri iniyor. Basıp durma ya. Kaldır bas, önce. Tamam. Kaldır ondan sonra. Nasıl oluyor o iş işte? Kaldırma işini için bu yaşta. Şimdi aleti açıyorsun ama masaya koyuyorsun bunu. Koyacağım. Tamam mı? Sonra burada kapama tuşu var. Koy lan telefonunu. Titreşimi alayım mı? Al ki kalksın. Burada bir hata yapıyorsun. Sensöre koyacaksın. Bak böyle yapınca kalkmayacak. Bak gördün mü? Pideci yazıyor ama gördüğün gibi alet kalkmıyor. Aletin kalkması için... Öğretiyor Çağrı. Ya durmuyor, durmuyor. Telefon durmuyor. Durduracaksın. Bunu aldıysan, kullanmak istiyorsan ha. Bunu bir şekilde durduracaksın. Bir de şöyle koy bakalım. Heh, tut onu sen öyle. Öyle kalkar şöyle. Tutarken. Hadi bakalım tutuyorum. Hocam bu bir telefon tutma aleti değil mi? Bu kadar uğraşacaksak... Acaba şöyle mi koyacağız? Neden var? Lan? Kırdın. Şöyle de girmiyor. Kırıyorum ben bunu. Bir daha böyle bir test edelim. Abi ya. Olmayacak, olmayacak. Al arayayım. Kalkmamış şey. İndirmeye niye çalışıyorsun? Bu var abi işte. Telefon çalınca yükselen. Tamam adamlar bak, mantıklı başlık atmış. Aha kalktı. Kendi kendine bu sefer.
İndireyim mi hocam? İndir lütfen. Kurma kolu var. Sinyal olduğunda telefon standı aynı bir asansör gibi yükselir. Demiş kızı sinyal verir. Diller kış işte. Sonuçta motor çalıştırıyor burada. Bak abi, açınca ışık yanmıyor. Şuradan seni arıyorum. Hadi koçum. Bence başka bir arıza var burada ya. Bak kullanım kılavuzunda koydukları telefon dünyanın ilk cep telefonu bu arada. Bir de yani farklı koyuyorlar. Şöyle sıkıştırıyorlar telefonu. Bizim telefonların buraya girme ihtimali yok yani. Vakit ne vakti? Yeni pil takma vakti. Bunların hepsi şarjlı pil. Dolu pil çağdaş bunlar ya. Bu o zaman bir iki kere kalkıyor bitiyor bunun pili. Belki de. Ver o pilleri ben çalışır abi. Yok ya bu çalışmıyor hocam. Ne oldu da fisi çekti ya? Hayır bir titrese bir kalksa moralimiz yerine gelecek. Kalktı işte az önce yeter o kadar. Senin moralin öyle mi yerine geliyor? Al. Çağdaş hala orada bir şeylerle uğraşıyor, çalışacağına inanıyor ama o alet iki şeylik canı varmış onun. İki kalkmalık. Hayır hem yani çok mantıksız bir alet hem de hani harbiden tövbe estağfurullah kısmını hak ediyor. Ve yani de muhtemelen çok eski bir cep telefonu için tasarlanmış ve günümüzde hala bir yerlerde vardı arkadaşlar. Biz de 30 liraya mı ne aldık değil mi bunu? Aynen. Öyle bir fiyata aldık. Harbiden tövbe estağfurullah ama çalışmıyor. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 3 tane böyle enteresan ürüne baktık. Bence en enteresanı kılıftı bunlardan ama kılıf. Ona da biz çok fazla böyle para vereceğini şey yapmadık yani. Ya o kılıf 25-30 lira olsa alınır. Evet onun dışında cacık arkadaşlar. Diyelim videoyu kapatalım. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Aşağı yorum olarak pil patlayan bir şey mi? Patlayabilir. Fikirlerinizi pil yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıda tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen oradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.